belediye başkanlığı seçilenden alınmak isteyerek seçilmeyeni, hatta seçim sonuçlarına bakılırsa direkt hiçbir şekilde istenmeyen kişiye verilmek istendi. Nihayetinde ise yüzlerce kişi işkencelerle gözaltına alındı, onlarca kişi tutuklandı ve en nihayetinde YSK mazbatanın iadesine karar verdi ve Hakimler Savcılar Kurulu da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı. Peki gerçekleşen tüm bu işkenceler, gözaltılar için değdi mi? Esasında değmedi. Buradaki hukuksuzluk aslında bir halk iradesi, gaspı ve en nihayetinde ülkenin beka sorunu haline gelmeye çalışıyor, getirilmeye çalışılıyor ve ana muhalefetin de bu konuda kesinlikle ve kesinlikle inisiyatif alması gerektiğini hatırlatalım. Hukuksuz kararlar aldırarak kayyum uygulamasına devam etmek istiyor. Yaşanan bu hukuksuzluklar ve halkın iradesinin gasp edilmesi üzerine başta Van ili olmak üzere Kürt illerinde ve Batı metropollerinde demokratik tepki ve protestolar yapılmış, ardından güvenlik güçleri, özel harekat polisleri ve Hakkari ilinde gördüğümüz üzere silahlandırılmış paramiliter güçler halkın üzerine salındı. Polis şiddeti nedeniyle Van esnafının iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca DEM Parti Van il binası ablukaya alınarak giriş çıkışlar engellendi. Protestolara polis şiddeti, gaz bombaları ve plastik mermi kullanılarak müdahale edildi. Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 kişi gözaltına alındı. Van'da gözaltına alınanlardan 26'sı tutuklandı. Van ve Bitlis'te 15 günlük gösteri yasağı kararı alındı. Protestolara katılan çocuklara yönelik 2 işkence ve kötü muamele görüntülerini 81 milyon basında ve sosyal medyada izledik. İstanbul'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmak istenen basın açıklamasında 86 kişi gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen, aralarında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin'in ve İnsan Hakları Savunucusu avukatların bulunduğu 14 avukat gözaltına alındı. Zeydan'a mazbatası verildiği anda demokratik gösterilerin de sona erdiğini hatırlatarak iktidarı halen Van sokaklarında devam eden polis ablukasını derhal kaldırmaya, sandıkta çıkan halk iradesine saygı duymaya, sandıktan çıkan mesajı doğru okuyarak, başta Kürt meselesinde güvenlikçi politikalardan vazgeçip toplumsal barışın inşasına hizmet edecek politikalara dönmeye çağırıyoruz. Devam eden hak ihlalleri ve birçok yerel yönetim hak gasplarına ilişkin demokratik kamuoyunu ve toplumsal muhalefeti yaşanan kayyum uygulamasına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle ve ivedilikle bu hukuksuzluğa demokratik tepkisini gösterdiği için gözaltına alınan, tutuklanan kişilerin derhal serbest bırakılmasına, halka şiddet uygulayan ve şiddet uygulama talimatını veren kamu görevlileri ve yetkililer hakkında işlem başlatılmasını talep ediyorum.